Şimdi Müge aslında sana geliyor haber ama bu haberde de şöyle bir şey var. Biraz önce senin söylediğin gibi. Evet. Karı koca arasında girilir mi? Ya. Karı koca kavgasına, karı koca tartışmasında taraf olmak doğru mudur? Neden? Çünkü taraf olduğun zaman en kötü sen olursun. Tabii. Onlar barışırlar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Sen de yuva bozanı ilan edilirsin. Daha da beter olur. Şimdi şu haberde de bir örnek aslında bu. Evet sevgili izleyiciler, Gülşah Saraçoğlu, modacı Gülşah Saraçoğlu'yla şarkıcı Deha Bilimlier arasında bir yasak aşk iddiası var günlerden bu yana. Hatırlarsanız bir hafta önce Gülşah'la ve Deha'yla karşılıklı canlı yayında bir telefon görüşmesi de yaptık. Fakat daha sonradan olaya Demet Akalın ve Fatih Ürek girdi. Deha Bilimlier şimdilik son noktayı koydu ve bir paylaşımında hain ve dedikoducu diyerek birilerini işaret etti. İzleyelim abi. Kim bu haberi yapmışsa vallahi Allah'ından bulsun diyor, başka bir şey söylemiyor. O kadar yalan bir durum ki. 2021 yılının son gününde ikinci sayfada ortaya çıkan ve magazin dünyasının günlerdir konuştuğu yasak aşk iddiasında sular durulmuyor. Benim bu taraflarda bizim olduğunu zaten biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Her şeyden önce ben bir anneyim. Karşımızdaki adam hepimizin yıllardır tanıdığı ve 1 milyon tane ortak arkadaşımız olan. Evet. Bu adam da evli, çocuklu, çok da kıymetli bir eşi olan bir arkadaşım. İddiaya göre Deha Bilimler'in sahne aldığı mekana Gülşah Saraçoğlu da gitmiş. Saraçoğlu ve evli olan Bilimler yasak aşk yaşamıştı. Hiç kimseyle böyle bir, daha önce de bir adım çıkmış bir durum yok. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Olabilir mi ya? Mümkün. Magazin dünyasının ünlülerinin de konuştuğu iddia ile ilgili yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alan Demet Akalın ikinci sayfanın özel haberiyle ilgili flash bir açıklama yaptı ve yasak aşk iddiası ile ilgili ben iki tarafı da uyarmıştım. Özellikle kadın tarafını diyerek olaya bambaşka bir boyut kazandırmıştı. İki tarafı da uyarmıştım ben daha önce geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyardım. Hani uzak dur. Yani uzak dur demeyeyim de hani uyardım. Bu açıklama üzerine kılıçlar çekildi. Gülşah Saraçoğlu Instagram'da Demet Akalın'ı takipten çıktı. Bu hamleyi gören reste rest, jeste jest diyerek Gülşah Saraçoğlu'nu takip etmeyi bıraktı. Yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum. Ben 2 gündür uyuyamıyorum valla. Her gün ayrı bir gelişmenin yaşandığı yasak aşk iddiası ile ilgili Deha Bilimler, Levent Yüksel'in şarkısında olduğu gibi geç bunları anam babam, bunların hepsi dedikodu, çevremde çok dedikoducu var diyerek paylaşım yaptı. Ancak ışık hızıyla o paylaşımı silerek daha naif sözlerle yeni yıl kutlaması yaptı. İşi daha da karmaşık hale getirdi. Geç bunları. Son olarak Deha Bilimler'in eşinden özür dilemesi de problemleri çözmedi. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan son gelişmeler için canlı yayın masasına dönelim. Yasak aşk iddiasında neler oluyor görelim. Şimdi bu haber için söylemeyeceğim ama bazı haberler var önümüze geliyor. Bazı iddialar var ortaya atılıyor. Taraflar bağlanıyor, açıklama yapıyor. Yemin ediyorum içimde de bu şarkı çalıyor. Evet, evet. Geç bunları anam babam, geç bunları, her şey zaten ortada. Evet. Sen neyi anlatıyorsun, kimi kandırıyorsun demek istiyorsunuz ama hayır, o aksini söylediği için bir şey diyemiyorsunuz. Tabii. Şimdi ama şeyimizden anlaşılıyor, seyirciler yazıyor. Aşk yoksa hareketlerimizden anlaşılıyor. Aynen öyle, bu olaya gelirsek Gülşah ve Deha'nın o geceye dair çok samimi bir şekilde eğlendiklerine dair videolar ve fotoğrafların olduğu iddiası var. Zaten Deha da bahsetmişti bundan. Ve o video ve fotoğrafları çekenlere Deha iddiaya göre para vererek o görüntüleri geri almış ondan. Yani yayılmasının önüne geçmiş. Bu da töhmet altında bırakıyor. Kim onlar? Kim? Çeken kim? Çünkü fotoğrafı para kime gitti? Evet, fotoğrafı ve kamerayla görüntüyü çekenler basın mensupları kim? Yok, içeride cep telefonuyla çeken çok vardır. Yani bilmiyorum ki ama bir yayıncı falan diyor, bir şeylerden bahsediyor. Ve o görüntülerde Deha ile Gülşah'ın çok samimi olduğu iddiası var. Tabii görüntüler ortada yok, bilemiyoruz ama daha önce değil mi Muammer de geldiğinde söylemişti. Deha'yı tanıyan insanlar da söylüyor. Deha biraz dokunmatik tiplerden, böyle konuşurken falan dokunmayı sever. Sarılıyor. Gülşah biraz mesafelidir ama tabii gecenin o yarısında nasıl bir duruş sergilediler. Biz gözümüzle görmediğimiz için bilemeyeceğiz. Ama tabii şu var, Deha'nın işi bu noktadan sonra çok zor. Özellikle de şimdi bu bir iddia olarak yer alıyordu. Taraflar telefonla ikinci sayfaya bağlandı. Hem Deha bağlandı, hem Gülşah bağlandı, yalanlandı. Şimdi herkes yalan mı doğru mu diye tartışırken
Demet Akalın öyle bir açıklama yaptı ki bu iddia doğrudur doğru demeye getirdi aslında. Şöyle ki aslında iyi niyetle bir açıklama yapmak istedi. Ama kelimeleri belki doğru seçemedi. Belki o an çok gergindi çünkü iki gündür hiç uyuyamıyorum diyor. İki günlük uykusuzluktan dolayı o kelimeleri, cümleleri toparlayamadı. Bir de acılı olan tarafın kız arkadaşı. Tabii söyledikleri öyle bir tarafa gitti ki sanki bir ihanet olmuş ve Demet de Gülşah'ı uyarmış, bak yapma kızım dermişçesine. Halbuki Demet'in söylemek istediği, Gülşah Deha'yı dinlemeye çok sık gidiyordu. Gülşah'cığım gitme, dedikodular çıkar dedim ben ona diyor. Yani ama bir de o gitmelerden gelmelerden de Aslı Hanım'ın da çok rahatsız olduğunu işte orası, öğrendik. Orası daha kritik. Bir kadın neden rahatsız olur? Bir kadının eşinin olduğu mekana sık sık gidip gelmesinden. Demet araya girip bu açıklamayı yapmasaydı Deha'nın da Gülşah'ın da asla böyle bir şey söz konusu değil olmadı lafları, tamam yine inanırsınız, inanmazsınız, katılırsınız, katılmazsınız. Bir çok net bir kanıtı olmayacaktı eğer bir fotoğraf ortaya çıkana kadar varsa. Demet'in, her iki tarafa da yakın Demet'in onu söylemesi, Aslı bu durumdan rahatsız demesi. Evet, Aslı rahatsız, Gülşah'ı uyardım. Yani biraz önce söylediğimiz mesele aslında. Karı koca kavga ederken araya girmek doğru mudur? Bildiğini söylemek doğru mudur? Demet'i bu noktada alkışlayanlar da var. Helal olsun Demet. Ne güzel bir arkadaşsın, ne güzel bir dostsun ki sen. Bunu söyledin de Gülşah'ı ifşa ettin diyenler de var. Alkış tutanlar da var ama dediğimiz gibi konu evlilik, konu ihanet. Çok hassas konular bunlar. Evet. Aslı Hanım bir avukat. Şimdiye kadar kim bilir kaç tane boşanma davasına girdi. Ama söz konusu kendi evliliği olunca karar vermek o kadar zor ki. Zaten Deha'yı evden göndermiş. Deha'nın özürlerini hiçbir şekilde kabul etmiyor. Kimseyle konuşmuyor. Şu anda kabuğuna çekilmiş vaziyette. Olanı biteni izliyor. Bence bakıyor daha... Kimler ne kartlar atacak? Bence kartların açılmasını bekliyor. Demet, herkes eteğindeki taşları adına, bir döksün. Demet onun adına her yeri, sosyal medya sitelerini, işte yakın çevresini, duyduklarını, gördüklerini derliyor, toparlıyor. Sosyal medyayla bağını bile kesen şu dönemde Aslı'ya bir özet geçiyor olabilir. Peki Demet ne demişti? Demet'in o laflarını bir kez daha hatırlatalım ve size soralım. Siz olsaydınız böyle bir topa girer miydiniz? İddiasından çok önce iddiasına göre Aslı Hanım'ı uyarmış. İki tarafı da uyarmıştım ben daha önce geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyardım. Hani uzak dur. Yani uzak dur demeyeyim de hani uyardım. Onun için de Aslı benim çok iyi arkadaşım. O yüzden çok da güzel pırlanta gibi bir ailesi var. Onlar yine bir şeyi atlatırlar ama yani tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum. Ben iki gündür uyuyamıyorum vallahi. Sizi bayağı etkilemiyordu. Ben tabii canım, ben acayip etkilemiyordum. Barıştırma konusunda bir rol falan üstlendik mi? Onların o kendilerince hiç. Aile işine karışmıyoruz. Karışmıyorum. Ama ben Aslı'daydım yani. Onlar barışır, bir şey olmaz inşallah. Allah'ın izniyle. Olayın Aslı, işin Aslı. Hakan Bey'den öğrenelim. Deha bizim bir kardeşimiz biliyorsunuz. Evet. Aslı da bizim bir kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız. Hep beraber hiçbir şey yok ortada. Ya bozulan çok bir şey yapmadın, kurtaracağız. Bana yardım, konuşma diyorsun sen. Hayır, konuyu kapatalım. 2022 çok güzel olacak hepimiz evet. için. Tüm Türkiye için, tüm dünya için mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. İnşallah. Demet iyilik yapmak isterken kötülük mü yaptı acaba? Şimdi Gülşah Saraçoğlu'yla da telefonda konuştuk. Sabah yayına girmeden yayına önce. Girmeden önce konuştuk. Şöyle söyleyeyim, Gülşah inanılmaz derecede üzgün. Yani kız böyle hüngür hüngür telefonda ağlıyor. İşte ben böyle bir insan değilim diye kendini ifade etmeye çalışıyor. Dava falan da açmıyor, onu da söyleyelim. Evet. Davadan da vazgeçmiş, dava açmaktan da vazgeçmiş. Çünkü şöyle bir şey var, bu davalar açıldığı zaman sürecek. Aylarca sürer ve her seferinde haberde de şu ifadeler yer alır. İşte ismi Deha Bilimler'le yasak aşk dedikodularına karışan Gülşah Saraçoğlu'nun davası önceki gün görüldü. Hep bu şekilde anılacağı için dava açmaktan da vazgeçti. Ama ağlıyor, çok üzgün, hüngür hüngür. Çok kırgın. Demet benim 20 yıllık dostum, sırdaşım, her şeyimi bilir. Ben onun her şeyini bilirim Fatih'e noktasında. Fatih'e de kırılmış. Fatih Üre'ye de çok kırgınım. Hiçbir şey bilmeden etmeden beni yaktılar diyor aslında.
Bayağı ağlıyor. Ben ilk kez Gülşah'ın evet, telefonda... Evet, Gülşah normalde güçlü duran bir kadındı. O kürk lincinde ve daha önce birkaç böyle ona sözlü bir takım polemiklere falan girdiğinde kahkaha atıyordu. Hiç umurunda değildi ama hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yani ilk kez böyle gördüm evet. Sesini ve tonunu. Fatih Üre'ye de çok kırılmış. Peki şu fotoğraflar sence, eğer gerçekten bir fotoğraf, bir video varsa da arkadaşlar bu fotoğraf keşke ortaya çıksa. Keşke görsek o fotoğrafları, o videoları, işin de aslını anlasak. Çünkü çok ciddi bir iddia. Bu iddia insanın üzerine yapışır ve çıkmaz. Sence sonunda barışırlar mı? Deha eve döner mi? Bence dönecek. Şimdi Aslı Hanım için gerçekten bak kolay mesleği değil gereği de barışacaklar. Mesleği gereği de böyle bir kafasında böyle gel git, ben şimdi işte benim müvekkilim olsaydı şöyle yönlendirirdim ama ben kendim ne yapacağım noktasındadır diye düşünüyorum. Gerçekten bence herkesin işi çok zor bu çok olayda. Çok zor, çok zor. Özellikle de Aslı Hanım'ın. Aslı'nın zor, Deha kendini kanıtlamaya çalışıyor, zor. Eğer varsa bir kanıt fotoğraf, tamam o kişiye ben para bir verip... Ben Aslı Hanım'ı da deneyeyim bir. Para verip susturdunuz da o kişi nereye kadar susacak? Nasıl güvenebilirsin? Tamam diyelim ki kafadan atıyorum şimdi. 25 bin TL verdi, görüntüyü aldı. Nereden bileyim bir yedek görüntü daha elinde yok ve el altından sosyal medyaya vermeyecek ya da başkası aracılığıyla şantaj yaptırmayacak. Varsa görüntü onu sonsuza kadar öyle parayla, sözle, tehditle falan şey yapamazsın, kapatamazsın. Bence Deha'dan hayatının dersini aldı. Tabii Okan ve Demet'in iyice araya girmesiyle olaylar başka bir tarafa çekilebilir. Ben barışacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Ama zaman alacak. Bakalım göreceğiz. Evet. Hiçbir ona şimdi diyecekler ki bir anlık dedikoduydu. Kanıt da yok. Bir kaçamak, yuva yıkılır mı? 3 tane çocuğunuz var falan filan. Oralardan giriyorlardır.